Magazin dünyasında geçtiğimiz hafta boyunca yaşanan en çarpıcı gelişmeleri ve açıklamaları birlikte izliyoruz. Tarzı ayrı olay, özel hayatı ayrı olay bu kızın. Estem Su Özdemir, son dönemin ışık hızıyla yıldızı arşa çıkan güzeli. Güzel kız, havalı kız, türlü türlü huyu olan bir kız. O huylardan biri de bir giydiğini bir daha giymemesi ve de lüks markalara düşkünlüğü. Her gördüğümüzde bambaşka bir tarzla karşımıza çıkan güzelimiz bakalım bugün ne giymiş? Nasıl bir tarzla bizi büyüleyecekmiş? Selamlar. Arkadaşlarımızın yanına uğradık. Spor şık bir kombin yapmış ünlü oyuncu. İstanbul gecelerinde dikkat çekmemek için şapka takmış ama havasıyla, endamıyla 2 kilometre uzaktan bile fark ediliyor. Bir de üzerinde aşkın getirdiği ışıltı ve mutluluk olunca... Hemen bir yandan da Burak Deniz seti başlıyor. Subur Cihaz ile birlikte başrolleri paylaşacaklar. Teşekkür ederim. Sevgilisi Burak Deniz'in adını duyunca yüzü gülüyor ama ağzına kilit vuruluyor sanki. Şu kıskançlık meselesini soralım bari. Yorumlar geliyor, yani kendi sorum bir yorumlardan yolaşacak. Acaba bir kıskançlık olur mu diye yorumlar... Çok teşekkür ediyorum. Size iyi akşamlar diliyorum. Tamam anladık. Aşk meşk konuşmayacaksın sevgili Bestem Su. Bari şu 7 düvelin diline sakız olan estetik meselesini konuşalım. İşte çok kişisel bir tercih bu. Ben ihtiyaç duymadım çünkü oyuncuyum. Mimiksiz oyuncu olmak bana biraz garip geliyor. Bak şimdi Pinokyo gibi uzayacak burnun. Doğruyu söyle sevgili Bestem Su. Açtırtma bize tozlu arşiv sayfalarını çünkü o sayfalardaki fotoğraflar bize bambaşka şeyler anlatıyor. O yüzden mimiklerimi kullanabilmek adına yaptırmayı düşünmüyorum. Eski fotoğraflara bakınca dudaklarının nasıl kalınlaştığını, çenesinin incelip sivrildiğini, elmacık kemiklerinin daha da belirginleştiğini görmemek için Metin Şentürk olmak gerek. Umarım herkes yaptırdığı şeylerle çok mutludur. Bu çok mutlulukla alakalı bir şey. Benim çevremde çok arkadaşım var yaptırdığında kendini iyi hisseden. Yakışana çok yakışıyor bu arada. Dozlu var bence bu işin. Doğru dozlu herkes yaptırabilir. Ben tercih etmiyorum. Şu an için etmiyorum. 5 sene sonra edebilirim bilmiyorum. Sırada şeker gibi güzel bir kız var. O gün bugün yoktu ortalarda. Geçtiğimiz gece çıktı karşımıza. Keyifler yerinde. Yüzler gülüyor senin şekerci cephesinde. Şimdi oyunum devam ediyor. Onun dışında klasik gerçekten bir şeyler okuyorum. Yaza bir şey yapayım mı yapmayayım mı onu tartmaya çalışıyorum. Selin Hanım, en yakın arkadaşınız yıllar oldu çoluğa çocuğa karıştı. Sizde yok mu bir hareket? Ya Hazal benim bütün annelik hormonlarım hepsi, kadınlık hormonlarım hepsini sağ olsun çalıştırdı. İstanbul gecelerinde hızlı adımlarla ilerleyen Fırat Tanış'a yetişiyoruz koşarak. Bunları yapıyorsunuz nasıl gidiyor? Bir şiddet olayı vardı onu sorsaydık. Gerçekten böyle bir olay var mı? Ayrılık sebebi çocuk muydu? Yok inanmayın. Eski sevgilisi piyanist İklim Tamkan'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle uzaklaştırma kararı çıkartılmıştı Fırat Tanış hakkında. Ünlü oyuncu susuyor. Kim olduğu bilinmeyen biri öyle bir şey yok diyerek demeç vermeye çalışıyor. Konuyla alakalı lütfen konuşun. Oyuna çıkacağız. İyi akşamlar diliyoruz size. İyi akşamlar. Gerçekten şiddet uyguladınız mı? Ayrılık çok sebebi çocuk der misiniz? Ben... Gonca Hanım'ın da size bir sistemi olmuş tamam mı? Konuyla alakalı bir şey yok. Ve gecelerde bir fıstık, işte karşınızda Zeynep Bastık. Ben artık inmeyeceğim bebeğe, gideceğim başka yerde yürüyeceğim, koşacağım. Şu sıralar Lan şarkısıyla bir kez daha rekorlar kıran pop müziğin genç prensesi Zeynep Bastık, Boğaz Hattı'nı ve geceleri ikinci adresi yaptı. Tam bugün... Spotify artı YouTube'la 100 milyon oldu total dinlenme. Bayram sonrası gireceği uzun maraton öncesi stres atıyormuş küçük hanım. Bahsedelim. Çok büyük bir yoğunluğa girmek evet. Üzereyim. Şimdi bir bayram tatilimiz var. Bu cuma bir konserim var. Sonra birazcık böyle bir İzmir'e gidip gelirim. Sonra da konserler başlar. Genç, popüler ve iyi kazanıyor. Peki kazandığını nereye yatırıyor acaba? Ne yatırım yaparsınız? Yatırım olarak. Yani işte... Toprağı istiyorum. Toprağa ne kadar çok yatırırsak o kadar kendimi de huzurlu hissediyorum bir yandan. Hep toprağa yatırım yapılmaz ama üstüne başına da bir şeyler harca. Tamam, gençsin. Ne giysen yakışıyor da sahnelerde de kıyafetlerin konuşulsun biraz canım. Para harca, ekonomi canlansın. Bas bas paraları sevgili Zeynep Bastık. Çok harcamam ya, benim şeydir böyle. Daha çok yurt dışına alışveriş yapmayı seviyorum. Her zaman da gidemiyorum.
gittiğimde ama ufak tefek de burada da yapıyoruz da. Bülent Serttaş. O da Etiler sokaklarında. Gündeminde ise hala etek yiyen erkek meslektaşları var. Çok öfkeli o beylere Bülent Serttaş. Çok öfkeli. Gece Sefon'un da bir açıklaması vardı. Etek giymeyi kadınlara kaptırmamalıydık şeklinde. Bununla ilgili yorumunuz nedir? Vallahi onun nereye gittiğini bilmiyorum. Veya Sefo kardeşimi de şimdi ne desem tam açıklamasını bilmediğim için o da yanlış bir açıklama. Olmaz. Olmaz abi. Yani erkek erkekliğini bilecek, kadın kadınlığını bilecek yapacak. Hande Doğan Demir. Son dönemlerde dizilerde yüzüne hasret kaldığımız güzel. Ben Amerika'ya gittim. Çok yakın bir arkadaşım orada yaşıyor. Sonra Miami'ye geçtim. Orada hem tatil hem iş. Bizim bir markamız var. Onunla ilgili iş görüşmelerim oldu. Öyle güzel tatlı bir tatil yaptım. Döndüm. Yazıda gittim. Ya çok yakındaydım. Evet ben de hiç orayı görmemiştim. Bir ziyaret ettim onu. Döndüm. Murat Bey dediği Survivor'ın eski yarışmacılarından yakışıklı çocuk Murat Ceylan. Bir ara adları aşk haberlerine karışmıştı. Bunun üzerine bir de Amerika'da ziyaretine gittim itirafı. Yangına körükle gitmek olmuyor mu sevgili Hande? Geldim. Murat Bey'de yakın bir arkadaşım. Arkadaşım evet evet. Yazıldı mı Murat Bey'le? Yok canım biz gayet rahat rahat paylaştık. Zeynep Mansur. Bir dönem gencim, güzelim, seni üzerim diye ortalığı sallayan güzel. Görmeyeli nasıl da zayıflamış, incelmiş öyle. O da yazı getirmişsin. Evet, böyle yazlık ama çok sıcak hava. Jules Caesar'ın terlikleri gibi, mızrakta şey yok değil mi? Kalkan. Ama çok sıcak, sen de evet, baksana evet. Kısa kollular falan şahane. Zayıfladık biraz, üzerindeki bayağı bol yoksa. Aslında small beden ama bunun modeli mi? Evet öyle. O yüzden o kadar zayıflamadım ama yine de kilo almamaya dikkat ediyorum. Biraz da özel hayat konuşalım mı? Aşk var mı? Havalar güzel mesela. Yok belki Yunanistan'da olabilir. Öyle mi? Öyle enişte. Havaya gönderiyorum yani. Yunan enişte olabilir mi? Neden olmasın? Yıllar önce Tuğçe Kazaz yapmıştı ya, orada bir evlilik. Yok öyle karışık bir evlilik olmaz benimki. Daha sakin bir evlilik olur. Yani Müslüman. Tabii ki. Tam bizim örf adetlerimize göre olur diyoruz. Yani o bize uyar. Onu demiyorum da. Hayır, ama bize, yani o bize ben bir aşk için din değiştirmem. Böyle bir şey olabilir mi? Akıl mantık alacak bir şey değil benim için. Tekrar Boğaz hattına iniyoruz. Bu hat Hülya Avşar'ın tek elindeki bir hattı. Genelde bu sahil şeridinde o bir ileri iki geri yürürdü. O gün mekanını kızı Zehra Çilingiroğlu'na bırakmış. Babası Kaya Çilingiroğlu ve kardeşiyle çıktığı Asya tatilini anlatıyor küçük Avşar kızı. Merhaba. Taylan nasıl geçti? Çok güzeldi. Babanız da geldi. Evet, kardeşim de geldi. Neler yaptınız? Nasıl bir çocuk? Çok güzel. Ben çok sevdim Asya'yı. Bir ara da kickboksa merak sarmıştı. Kickboks salonlarında bol bol erkek dövüyordu. Devam mı erkek dövmeye? Kickboksa. Kickboksu falan da sorsam nasıl gidiyor? Bayağı çok iyi gidiyor. İlerledik galiba. Evet evet yani hobi olarak yapıyorum. Spor yapmayı çok seviyorum. Saçlarını karamele boyatan Belin Karahan gazeteci milletiyle Nişantaşı sokaklarında fişti oluyor. İyi bir toplantımız vardı onu yaptık. Gidiyoruz. İşle alakalı diyeceğim ama. İşle alakalı? Açacak mısın? Ha? Dijitalle alakalı ama yok öyle şey değil, sandığın gibi şey değil, başka bir şey. Bir süre önce katıldığı bir YouTube programında eşi Bedri Güntay'a bazı hemcinslerinden gelen çıplak fotoğrafları yakaladığına dair açıklama yapmış ve hiç kıskanmıyorum demişti. Sahi gerçekten eşini hiç kıskanmıyor mu? Teşekkürler. Evet orada kalsın o sohbet, orada konuştum. Söyleyeceklerimi söyledim yeterli. Abi siz söylüyorsunuz üstüne haber oluyor ya. Olsun yani. Haber olacak bir şey söylemişim demek ki. Murat Cemcir ile Yasemin K. Allen'ın Büyük Aşkların Sonuncusu isimli yeni oyununun galasında metrekareye 5 ünlü düşüyor. Çağlar Ertuğrul'la başlayalım. Son günlerde Magarsus'taki Adanalı şivesiyle çok konuşuluyor. Pek çok dizide yer aldığı, pek çok kişiyle partner oldu ama Deniz Baysal'ın yeri ayrıymış Çağlar Ertuğrul'da. Deniz'le iki kere oynadım mesela, hem Fazilet'te hem şeyde teşkilatta. Şıklığıyla göz kamaştıran Seda Bakan giriyor içeri, gözlerimiz şaşı oluyor.
Kim der böyle ince, böyle fit bir kadına iki çocuk annesi diye? Siyah beyaz ceketi, derin göğüs dekolteli bluzu ve kusursuz makyajıyla yaktı geçti Seda Bakan. Hazır mıyız? Dilan Çiçek Deniz ayakkabılarıyla kovboy imajı çizerken saçları ve bluzuyla Pocahontas imajı çizerek kendi içinde bir tezat yaşamış sanki. Her zamanki gibi güler yüzlü ama az sonra başına geleceklerden habersiz. Beyler bir detay alıp Dilan Hanım'ı gönderiyorum. Dilan Çiçek gülüyor ama bu gergin bir gülüş. Ne olduğunu anlamıyor. Çünkü kameralar onu çekmek istemiyor. Ciddiyiz bu konuda Dilan Hanım. Şahane. Sana bir röportaj yapmayacağız. Peki nedir bu tavrın sebebi? Bundan sonra sizi çekmiyoruz. Öyle gerekiyor. Teşekkür ederim. Dilan Çiçek Deniz tam mekandan ayrılırken gazeteciler durumu açıklıyor. Nisan 1. Şakalandın Dilan Çiçek Deniz. Ya olur mu öyle şey? Az önceki gerilim bir anda yerini kahkahalara bırakıyor. Ne yapıyor abi, biliyor musun? Ben konuşmayacağım. O zaman Nisan 2 şakası yapalım. 100 tane şey düşünüyorum. Ne olmuş olabilir? Biz Nisan 1 yaptık.